Umre ziyaretinden yine geri döndüm. Orada Umre'ye giden vatandaşların çektiği fotoğraflar sosyal medyada çok paylaşıldı ve tartışma da yarattı. Cumhurbaşkanı daha önceki ihramlı görüntüsüyle karşılaştırıldı. Takiye yapıyor diyenler oldu. Evet. Umre ziyaretim açıkçası çok tabii iyi geçti ve çok mutlu oldum. Annem ve babam daha önce yıllar önce hacca gitmişti ve ondan sonra birkaç kez bir umre konusunda niyetimiz olmuştu. Bu konudaki niyetimizi gerçekleştirme adına birkaç ay önce konuşmuştuk. Ve kış takviminin iyi olacağına karar vermiştik. Hatta bir ara yılbaşından hemen önce olmalı olur mu diye konuştuk ama çok yoğun bir takvim olduğu konusunda fikirleri olanlar oldu. Dolayısıyla biz de yılbaşından hemen sonra olması konusunda bir karar verdik derken bu takvimi tabiri caizse yürürlüğe koyduk. Annemle babamla beraber bırakın umreye gitmeyi, seyahat etmeyeli bile yıllar olmuştu. Bunun mutluluğunu yaşadım. Bol bol dua ettim. Sizler için bile ettim. Çünkü yakın çevremde benimle teşviki mesaisi olan, bana katkı sunan, birlikte olduğum herkesin güzelliklerle buluşması için dua ettim. Aslında hep iyiliklerle ilgili dua ettim. İnsanlık için, memleketimiz için, milletimiz için, şehrimiz için, bolluk bereket için dua ettim. Kötülüklerle ilgilenmedim. Aynen bu umreyle ilgili yazılan kötü düşüncelerin sahipleri olduğu gibi onlarla hiç ilgilenmedim. Ama onlara dahi dua ettim. Onlar için bile iyilik diledim. Onların bile kötü duygulardan arınmaları için dua ettim. Duamın kabul olmasını diliyorum. Bazı kötü kalpler, bazı kötülükler, bazı kötü düşünceler duanın geçemeyeceği kadar kalındır, serttir. Ama umarım onların da iyileşmesine katkı sunun. Çok mutluyum. Kişisel bir alandır, ibadet alanı. Fazla detayına girmeyeyim. Allah kalbine koyanların ya da düşüncesi olanların herkese nasip etsin diyeyim. Haçta düşünüyor musun? Yani bunlar nasip, kısmet. Her Müslüman niyet eder böyle şeylere. Ama şu anda nasip diyelim. Allah nasip ederse niye olmasın? Efendim, İYİ Parti lideri seçim kampanyasını başlattı ve orada da sizde olan bir fotoğrafı var ve devlete adalet yakışır adlı bir sloganla karşımıza çıktı. Bir de İYİ Parti lideri Meral Akşener dün bir video yayınladı. Videonun asıl ana temalarından biri de sizdiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konu ister istemez yarın döndüğümüz an itibariyle bana sağdan soldan ulaştı. Biraz inceledim, irdeledim. Dün açıkçası çok fazla dışarı çıkmadan kendi hem o ruh halimle beraber biraz dingin bir kafayla süreçlere bakmaya gayret ettim. Onun içine soktuğum siyasi anlardan birisiydi. Ben her şeyden önce Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü adalet temasıyla yayınladığı kampanya bölümünde bana da yer vermiş. Ki başka kavramlar da var adalet kampanyasının içerisinde. Bana derken aslında İstanbul'a yer vermiş oldu. Ve İstanbul'a yapılan hukuksuzluğa karşı bir mesaj yayınlamış oldu. Bu hem videoyu izledim hem afişe baktım. Çok da onurlandım, gururlandım. Teşekkür ediyorum İYİ Parti'ye, Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e. Çünkü kötülüğe uğrayan insanlar yalnız kalmadığını hissettiğinde ve güç almak istediğinde en böyle desteklere ihtiyaç duyar. Gadre uğrayan insanlar o ihtiyacı karşıladıkça da güçlenir. Aynen az önce işte burada Türkiye'nin siyasetinin duayenlerinin bana verdiği destek gibi bu bakımdan bana güç katmıştır, güç vermiştir. Bugün çok özel ve beni de gururlandıran, duygulandıran ve elbette heyecanlandıran bir buluşmaydı. Türkiye'mizin siyaset
tarihinin önemli insanları hem de siyaset yelpazesinin belki her bölümünden insanın bizi ziyaret etmesi, bize güç katması, demokrasi ve hukuk mücadelesinin en önünde durma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyması beni çok mutlu etmiştir. İçeride siyasi partilere genel başkanlıklar yapmış değerli büyüklerimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış büyüklerimiz, bakanlar, başbakan yardımcılıkları, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları. Gerçekten hani bir duayen fotoğrafı istesek muhtemeldir ki o fotoğrafta olması gereken herkes buradaydı. Bu beni çok mutlu etti. Onurlandım, gururlandım. Çok daha da güçlendim açıkçası. Daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Başkanım, gündeme ilişkin birkaç sorumuz olacaktı. Umre ziyareti